Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizin 10. evinizde bu dönemde kariyer hayatınız, gelecekle ilgili planlarınız veya toplum önündeki genel statüünüzle ilgili alanlarda daha fazla beklentileriniz oluşabilir. Bu hafta, önümüzdeki hafta ee, bu, bu anlamda ee, yeni başlangıçlar yapmanız veya bazı planlarınızı odaklanmanız mümkün görünüyor. Bu hafta Koç burcundaki Mars'ın geri hareketi devam edecek. 4. ev alanınızda ve burcunuzdaki Plüto ile Mars'ın karesi var. 9 Ekim'de etkinleşiyor bu açı ama hafta genelinde de tabii ki hissedebiliriz. Aslında haftanın en güçlü, en sert açısı. Bireyselden çok toplumsal alanda, kolektif alanda da güçlü tesirler oluşturabilir. En genel tanımıyla ...güç mücadelesi yaratan, stres yaratan, gerilimli bir açıdır. Siz de tabii ki oğlak olarak, Plüto da burcunuzda olduğu için... ...aslında en güçlü açı, enerjiyi hissedebilecek burçlardan birisiniz, sizsiniz. Lütfen bu hafta buna dikkat edelim. İçinizde tuttuğunuz, geçmişten biriktirdiğiniz öfkeler olabilir, kızgınlıklar olabilir, hayal kırıklıkları olabilir... Ee, bu hafta sanki bunlar, bu bilinçaltınızda tuttuğunuz bu konular, bu duygular e, böyle patlamak için, çıkmak için sizi çok zorlayacak gibi görünüyor. En ufak bir kışkırtıcı durumda patlamalar olabilir. Özellikle aile ortamınızda, aile ilişkilerinizde e, bu çatışmaları daha fazla yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Bunun yanı sıra tabii ki bu içimizde tuttuğumuz e, zararlı duygular düşünceler, vücudumuzda da bazen yorgunluk hissiyatı, böyle bir depresif enerji, e, gereksiz stresler, vücut ağrıları, eklem ağrıları, kas ağrıları bazen tutulmalar yaratabiliyor. Veya Mars'ın bu e, sıkıntılı açısı kazalara sakarlıklara da açık bir pozisyon yaratabiliyor. Tüm bunlara karşı bu hafta daha dikkatli olmakta fayda var. Pazartesi günü ay boğa burcunda nispeten haftaya daha insel enerjilerle başlıyoruz çocuklarımızla ilgili bir konu veya aşk hayatımız, duygusal hayatımızla ilgili keyifli bazı gelişmeler pazartesi gününü neşeli hale getirebilir. Hani siz de e, keyif alacağınız, eğlenebileceğiniz faaliyetlere odaklanabilirsiniz. Pazartesi akşamı Ay İkizler Burcu'na geçecek. Perşembe akşamına kadar iş temponuz ve iş yoğunluğunuz öne çıkacak. Hani birçok konudan belki e, böyle görüşmeler yapacaksınız, toplantılar var, detaylar var evinizde de birikmiş işler var. Öğrenciyseniz belki okumanız gereken, yazmanız gereken ödevleriniz var. İş hayatınızda işte mesleki anlamda ticari faaliyetlere yoğunlaşıyorsunuz. Hareketli günler perşembe akşamına kadar. Perşembe akşamı ise Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Pazar sabahına kadar. Cuma ve cumartesi özellikle Ay Yengeç'te duygusal beklentilerinizi öne çıkaracaktır. Ve belki de sizin hayatınızdaki özellikle önemli ilişkilerde karşımızdaki kişilerin sizden beklentilerini biraz öne çıkarabilir. Yani eşiniz, partneriniz özellikle veya yakın bir arkadaşınız, ortağınız. Yani biraz daha onunla haşır neşir olmanız, biraz daha belki sizden beklediği bazı konular var. Ona zaman ayırmanız mümkün. İşbirlikleri adına da daha uyumlu bir enerji ortada olacak. Bazı özel işlerinizle ilgili de başkalarından yardım almanız, destek almanız, danışmanlıklar almanız da mümkün görünüyor. Ve pazar günü ay aslanda pazar günü finans konuları biraz daha stresli olabilir ani harcamalar olabilir ya da siz keyif için böyle çok fevri dürtüsel harcama yapma potansiyelinde olabilirsiniz O yüzden pazar günü mümkün olduğu kadar bütçenize dikkat etmeniz gerekiyor bunu özellikle söyleyebilirim sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın